الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك من نفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ونسأله التوبة والرحمة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم Sohbetler dostum, zikirlerde, değişik tasavvufi halkalarda şunu çok görüyoruz. O da kalbin tezkiyesi ve tasfiyesi diyen. Çünkü kalbin başta tezkiyesi olur, tasfiyesi olmaz. Tezkiye temizliktir. Sure-i Celile-i Cemile'ye baktığımız zaman biz bunu görürüz. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Nefsini temizleyenlerin salaha ireceği, kurtuluşa ireceği haber verilmiştir. Bunun yanında birçok temizlik vardır. Elbette öyle demelerinin sebebi var. Sebebi de kalp arındığı zaman beyin de arınıyor. O zaman diğer azalarımız da temizleniyor. Şunun gibi, mesela şimdi bakıyoruz, Libya'da diyelim, başkente hücum ediyorlar. Başkente. Çünkü orayı alırsa hepsini almış olacak. Bunun gibi, şu vücudumuzda, şu vücut ülkesinde kalp aynen başkent gibi. Onu eğer Allah'ımızın arzu ettiği şekle getirebilirsek, bütün azalar da onun vilayeti mesabesinde kalpten verilen komut, işte emir, göze ne diyecek? Hasetle bakma diyecek, şehvetle bakma diyecek ve diğer uzuvlara da öyle. Ama bunun yanında bir de iffet, bunun temizliği, bu çok önemli. Namusun temizliği. Bize büyüklerimiz böyle buyuruyorlardı. Kadının iffeti ne kadar önemliyse erkeğin de önemli diye. Namusunu koruması. Demekten hicap ettiğimiz çok şeyler var bu usta. Mesela kadınlar, biz diyor zikre kalkıyoruz, teheccüd namazına. Bakıyoruz ki evin erkeği hala gözleri başka yerde. Bunlar tesbih çeken kimseler, ibadet ediyorum diyen kimselerimiz. Çünkü insanın en zayıf noktasının bura olduğunu Ali İmran suresi 14. ayet-i kerimede Rabbimiz bildiriyor. İşte biz burayı tahkim edeceğiz. Şöyle, mesela bir kala düşünelim. Kalada ne yaparlar? Zayıf olan yerleri devamlı güçlendirirler. İnsanın zayıf noktası o zaten. Kadına olan ilgi. Şimdi gönül eğer ıslah olur, nefis de mutmainne derecesine gelirse onu da görülmez bu. O arınmıştır, pak olmuştur. Şimdi şu hususu iyice tespit edeceğiz ve bunu kabul edeceğiz. Bizim nefsimiz mutmainne değil. O zaman ne yapacağız? Mücadele ve mücahede. Devamlı. Fırsat vermeyeceğiz. Verirsek, eğer o parmağımızı koparırsa bütün vücudumuzu elde eder. Şahit olduğum bir hadise oldu. Çok dikkat eden bir kardeşimiz, yanlışlıkla bir nefsin arzusuyla gözde kirlenme olmuş. Arınana kadar ne çektim diyor. Arınana kadar ne çektim diyor. Bir de şu var. Allah korusun kötülüğe gitme durumu olursa insan ameli de hapta gider. Amelin kabul olmama noktası olur. Bak çokça duyarız. Ne olacak ki? Ne var? İleride yaparız.
şu dediğin kimse de bunu yapıyor. Bak şuna büyük diyorsunuz, bu da onu işliyor. Ne var bunda? Bu gibi sözler amelin hapt olması, kabul olunmamasının işaretine doğru gider Allah korusun. Bu sebeple namusun temizliği çok önemli. Cenab-ı Hak bize Nur suresinde ifade buyurulur. Bunun yanında Neml suresinde özellikle açtım. 56. ayet celle. Estağfurullah. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوا آلَ لُوْضٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَهَّرُوا. Mevla-i Zülcelal'imiz Lut ailesinizi, Lut ailesini şehrinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen, zina ve fuhuş yapmayan kimselerdir. En önemli nokta. Çokça üzerinde durulabilir. Geçelim biz. Bir de en çok kirlenilen yönlerden birisi dünyevi husustadır. Mal, mülk, servet, kazanç, bunlarda kirlenme vardır. Bundan kurtulmamız için Cenab-ı Hak bize bu malın da temizliği hususunda Tevbe suresinde 103. ayeti celilede bize haber veriyor Mevlamız. Estaizu billah. Kul min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum vallahu semiun alim. Şimdi hatırlayacağız bunu. Mesela zekat vermeyen. Verirse bile en düşük mallardan verildiği, vermemenin bütün yollarını araştırdığı, kendisini iflasta gibi gösterdiği, borçlu gösterdiği, neler neler, ne oyunlar, o ifade bizim dilimize münasip düşmez. Değişik haller görülmektedir, müşahede edilmektedir. Bunun için Rabbi Zülcelal'imiz onların mallarından kendilerini temizleyeceğin ve yücelteceğin bir sadaka al buyuruyor. Hul min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tüzekkihim. Bak şimdi malın da tezkiyesi önemli. Yediğimiz içtiğimizde de lokmanın tezkiyesi çok önemli. Beş esası sıralayan Sami Efendimiz Hazretleri başta helal lokma buyurdu. Helal lokma, onu da huzurda yiyeceğiz. Bu beynin temizliği üzerinde bazı ayet celileler aldım. Çünkü bu en önemli konulardan birisidir. Efendimizin Mekke dönemi sallallahu aleyhi ve sellem beyin temizliğiyle alakalıdır. Mekke dönemi beyin temizliğiyle küfürden, şirkten, nifaktan kurtarmaya çalışıyorlar. Bunda üç aşama var. Bunu bileceğiz. Bir, zihnin tezkiyesi. Birincisi, zihnin tezkiyesi. Tezkiye nedir? Şu, bir ağacın aşılanması demektir. Bir yakıtın rafine olmasıdır. İşte bu. İkinci aşama kalbin tasfiyesidir. Kelimeler çok önemli. Zihnin tezkiyesi, arınması dediğimiz gibi. Kötü duygu ve düşünceler diyelim biz. Diğer bir aşaması. İkinci yol kalbin tasfiyesi. Tezkiyesi yok mu? Var. Kalpteki kötülüklerin atılması. Verilen derslerin amacı ne? İstiğfar vermek, tevhid, salatü selam, hep bu kalbin arınması için. Sonra da durulması için ölüm tefekkürü yapıyoruz.
Rabıta-i Şerife de nedir? İlahi rahmettir. Onunla da o toprağı verimli bir hale getiriyoruz, gönül toprağını. Çünkü zikrullah bir tohumdur, oraya atılacak. O yetiştiği zaman artık kötülüklerden kurtulmuş güzel hasretler, güzel ahlak meyveleri bize hakim olmuş olacak. Üçüncü yol, hayatın yani amellerin teskiyesi de diyebiliriz, tasfiyesi de diyebiliriz. Bunu Rabbimiz Celle Celaluhu ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Rabbimize yapmış olduğumuz ibadette ona ortak koşmamak. Bu şirki içine alır mı? Alır. Putlara tapmayın, alır. Bunun yanında bir de şirki hafi var. Gizli şirk, o da riyadır. Riyadan, kibir, ucub, benlikten kurtulmasıdır. Burada zihnin terbiyesi hususunda Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilk inen ayeti celile zihnin berraklığıdır. Esenle. İkra. Oku ya Muhammed. Bismi rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Alak suresi. Müzzemmil suresinde bakıyoruz. Yine Rabbi Zülcelal'imiz beynimizin temizliğiyle alakalı esenle. Varattilil Kur'ane tertile. Buyuruyor ki Kur'an'ı tertil üzere. Ne demek tertil üzere? Ağır ağır. Düşünerek demek. Şimdi akıl olarak Kur'an-ı Kerim'de şimdi beyin geçmez ama akıl olarak beyinle ilgili ayetçeler pek çoktur. Bir de insanda şunu görürüz biz yapımız olarak. Mesela bir tavsiyede bulunacak olsa bu bilhassa bir yerde olur. Bilhassa. Onun zamanı boş konuşulacak ya. Onun zamanı. Efendimiz'i yoran da bunlar oldu zaten. Gönlüm sıkılıyor bunlardan. Efendim bir türlü insan öğüt ve nasihat almayı istemez. Anlatsam hayret edersiniz. 40 senelik bir dervişim diyene Mürşid-i Kamil'imiz tavsiyelerde bulunuyor. Ondan sonra da söylediği söze şu gönlüm tahammül etmiyor. Bakın nasıl kabul etmiyor. 40 senelik dervişim diyen vermiş olduğu öğüt ve nasihatte bizim kurtulmamız için, ahirette mesul olmamamız için hassasiyetle duruyor. Belki mübarek seslerini biraz gayretinden dolayı yükseltiyor. Söylediği söz çok acayip. Bu nedir? Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Esamne. Kelle innel insane le yatga. Erra'ahu stagna. İnsanda bu tabiat var. Rabbimiz buyuruyor. Ama insanoğlu kendini müstani sayarak azgınlığa doğru gider. İhtiyaç hissetmez. Öyle vay ben zikrullah yapacağım, evrad esker okuyacağım. Ondan sonra bir ne diyeyim ıslahım için, irşadım için belli bir mekanda bulunacağım. İhsan mektebinin öğrencisi olacağım. Bunu kabul etmez. Ben yapıyorum diyor. Ben kendi halimde bile bildiğim Kur'an'da görüyorum, hadis-i şeriflerde görüyorum, yapıyorum. Bu neye benzer? Bu hiç doktora gitmeden eczaneye varıp ilaç almak gibi. Şimdi bu Çin'deki çıkan hastalık için ta 2021'lere varıyor. İlaç araştırılıyor. Acaba buna karşı nasıl bir savunma, buna karşı nasıl bir önlem alırız diye. Hep buna çalışılıyor. Bir hastalık için dünya ayağa kalktı. Bir mikrop. Bulaşıcı bir mikrop. Bununla şu hayatımız yok olmasın diye. Tabii hayat
önemli bir nimettir. Allah'ımızın ihsanıdır ve ikramıdır. Ama bunun yanında kalbi de birçok mikroplar vardır. Kötü ahlak mikropları. Bunda dikkat edildiğini görüyoruz. Yahya bin Muaz Hazretlerinin dediği gibi, insanlar diyor, hastalık sebebiyle perhiz yaparlar ama günah hastalığından dolayı perhiz yapmazlar. O zaman ne yapacağız biz? İnsan kendisini öğüt ve nasihate ihtiyaç duymuyor, istemiyor. Ben diyor okuyorum, ediyorum, gerek yok diyor. Bir misal veriyoruz ya, raylar üzerinde vagonu ne kadar şiddetle itersek o kadar gider. Ama önünde lokomotif olursa o götürür. Yani mürşidi kamil olursa bu yollardan geçmiş olacak ama. Bu yollardan geçecek. Nefsinin tezkiyesi de tasfiyesi de kalbinin, ruhunun yücelmesi de bunları temin etmiş bir kimsenin önderdiğinde yerine getirilecek. Cenab-ı Hak ev emara bittakva ayeti celilesiyle bizim temizliğimizin Allah korkusuyla olacağını beyan buyuruyor. Şöyle yukarıdan alacak olursak söyle bakalım. Okul doğru yolda giden veya Allah'a karşı gelmekten sakınan birisi olsun buyuruyor. Bir kere takva, biz Araf suresinde görüyoruz bunu. Takva insanın ürtünmesi demektir. Elbise haber veriyor orada İslam'da. Ya benni Adem'e قَدْ اَنْزَلْنَا عَل۪يكُمْ لِبَاسًا يُوَار۪ي سَوْآتِكُمْ وَر۪يشًا Ey insanoğulları, ayıp yerlerinizi örtecek, giyimlikle sizi süsleyecek elbiseler gönderdik. Şimdi elbise ne yapıyor? Bizim vücudumuzu tamamen örtüyor. Hem soğuktan koruyor, hem sıcaktan koruyor, hem de bizi isyandan, kötülüklerden de koruyor. Allah'ımızın emrine muhalefetten de koruyor. Esamle ve libasu takva zalika hayr. Takva ölçüsü ise, örtüsü ise bunlardan daha hayırlıdır buyuruyor. Bir de böyle olumsuzluklar anlatmakla gevşemememiz, girmiş olduğumuz yolda başarılı olup vazgeçmememiz için Mevla-i Zülcelal Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor. Esselam. Ve lekad kânû âhedullâhe min qabl lâ yuvellûnel etbâr ve kâne ahdullâhi mes'ûle. Çünkü biz ruhlar aleminde söz verdik. Zaten her sabah kalkışımızda söz veriyoruz. Taatlerimizde söz veriyoruz. Böyle olunca ahdimizde sadakat gösterip asla gaflete düşmemek. Andolsun ki daha önce sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a ahit vermişlerdi. Allah'a verilen ahit sorulacaktır. Yani o ahit ağırdır buyuruyor. Sorumluluk ağırdır. Çünkü dağlara yüklendi kabul etmedi, semaya yüklendi kabul etmedi, yerlere onu biz kabul ettik. O zaman ahdimizde sadakat göstereceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi yolunda muvaffak kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.